Simay'ın patronuymuş. Evet evet, kocası bundan kıskanmış. Bundan. Kabristan'da hazırlıklar tamamlanmış. Sağ olun, Allah razı olsun. Ne yapıyorsunuz? Şişt, lütfen alın. Böyle zamanlarda ihtiyaç olur. Paramız var çok şükür. Biliyorum, biliyorum ama dur. Simay'ın parası farz edin. Dünden beri elimizi cebimize attırmadınız zaten. Bu daha ne ki, bir şey değil. Asıl ben size borçluyum. Simay'a yapılan haksızlığı o herife ödetmedikçe içim rahat etmeyecek. Neyse, bunlar şimdi konuşulacak şeyler değil. İstanbul aradı sabah Refik. Onların annesine epey bir söylendi. Sen öldürdün abimi dedi. Senin oğlun öldürdü dedi. İyi demiş. Kıza kara çaldılar, iftira attılar. Simay'ı iş istemek için Ferhat Bey'le buluşmuş. Bir adamla yakaladık diye çamur atmışlar. İnsanlık mı bu şimdi? Allah'larından bolsunlar. Anneciğim. Başörtülerine bakıyorum. Salih'a teyzene vereceğim. Ben veririm, otur sen. Anneciğim. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bu iftirayı üzerimden temizleyeceğim anne. Babama yaptıklarını hiç unutmayacağım. Bana yaptıklarını asla unutmayacağım. Ne yararı var ki? Baban gitti. Artık kime ne yapacağız ki? Ferhat Bey yemin etti. Böyle bir vebalin altında kalmayacağım. Onlardan bunun hesabını soracağım dedi. Duydun. Kuzey'in süründüğünü görmek istiyorum. Hepsinin süründüğünü görmek istiyorum. Bize yaptıklarını ödeyecekler. Simay da siz de benim sorumluluğumdasınız artık. Güvenin bana. Abla. Geldim. Başınız sağ olsun. Başın sağ olsun. Allah sabırlar versin. Aslarsınız. Yetişemeyeceğimi sandım. Gazetede ikindide kalkacak diye ilan vardı. Suna dedi. Öğle namazında kalkacak diye. Öyle gazetede öyle çıkmış ikindi diye. Bizim çocukların hatası. Yanlış vermişler ilanı. Düzelttirdik ama geç kalmış. Vakit de geliyor yavaş yavaş. Sen iyi misin? Hadi git elini yüzünü yıka. Birazdan cenaze evinin önüne gelecek. Hadi.